Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Son zamanlarda herkes Elon Musk'ın Türkiye'ye gelmesinden ve ne kadar büyük bir insan olduğundan bahsediyor. Ama kimse gerçekte onun neye inandığına dikkat etmiyor. Elon Musk neredeyse kesin olarak bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımızı düşünüyor. No, there's a one in billions chance that this is based reality. İnsan hayatının Sims oyununun gelişmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor. İnsanlar eskiden güneşin dünyanın etrafında döndüğüne inanırlardı. Ta ki Galileo 2000 yıl önce aksini kanıtlayana dek. Gerçeklik muhtemelen göründüğünden yine farklı. 40 years ago we had Pong, like two rectangles and a dot. Now 40 years later we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously and it's getting better every year. Age of Empires, Sims gibi bilgisayar oyunlarını düşünün. Gerçekliği taklit edip oyuncuya gerçek hayattakilere benzer olaylar yaşatıyorlar. Ve 20 yıl içinde böyle görünen oyunlardan böyle görünen oyunlara geçtik. Görseller geliştikçe deneyimler daha sürükleyici oldu ve dijital karakterler kendi başına tepki vermeye başladıkça neyin gerçek olup olmadığına ilişkin anlayışımız bulanıklaşmaya başladı. An itibariyle şu an bizler de bir simülasyonda ya da bilgisayar oyununda yaşıyor olabiliriz. Uzayda bizden daha üst, daha zeki bir uygarlık, teknolojik olarak bizden daha ileride olsaydı, muhtemelen bizi simüle etmiş olabilirdi. Nasıl mı? You look at our computing power today, and you say, I have the power to program a world inside of a computer. Well, imagine in the future where you have even more power than that, and you can create characters that have, for example, free will. Now, you're a character in that world, and you think you have free will, and you say, I want to invent a computer. So you do. Hey, I want to create a world in my computer. And then that world creates a world in its computer. And then you have simulations all the way down. So now you lay out all these universes and throw a dart. Which of these universes are you most likely to hit? The original one that started it? Or the countless simulations, the daughter simulations that unfolded thereafter? You're going to hit one of the simulations. So statistically, it's hard to argue against the possibility that all of us are not just the creation of some kid in a parent's basement programming up a world for their own entertainment. İki evren türü ve iki gerçek hayal edin. Simülasyonun yapıldığı ve gerçek olan birinci evren türü ve gerçek olduğunu sandığımız ancak simüle edilmiş ve muhtemelen bizim içinde yaşamakta olduğumuz ikinci evren türü. Sims isimli bilgisayar oyununda karakterler bir dizi kural tanımlamalarıyla sınırlandırılmıştı. Oyunda duvar gerçek bir katı nesne olmasa da bir dizi kod ile bir duvarın özelliklerini simüle edip simi geçirmiyordu. Şimdi bu dünyayı düşünün. Duvarın sadece her zamanki gibi sert ve katı olacağını düşünürüz. Çünkü hep böyle tecrübe etmişizdir. Duvarın gerçek fiziksel parçalardan oluştuğuna, yapay bir kod sonucu olmadığına inanırız. Simülasyon evrenimizdeki simler olabileceğimiz için yaşadığımız versiyon bize gerçek gibi geliyor olabilir. Ve bu hayatın gerçek bir hayat mı yoksa simüle edilmiş bir hayat mı olduğunu anlamamız çok zor. Çünkü gerçek olduğuna dair sahip olduğumuz tüm kanıtlar da bu simülasyonun bir parçası ve üretimi olabilir. Şu hikayeyi iyi dinleyin. Bir grup adam bebeklikten itibaren hiç salınmamak üzere bir mağaraya kapatılmışlar. Ve sırtları mağaranın girişine dönük ve kafalarını sağa sola çeviremeyecek şekilde sabitlenmişler. Hayatları boyunca tek gördükleri mağaranın duvarı, dış dünya hakkında bilgileri yok. Bazen mağaranın kapısından geçen insanlar ve diğer canlılar mağaranın duvarlarında gölge ve yankı oluşmasına sebep oluyorlar. Yani tutsakların hayatları boyunca gördükleri tek şey duvara yansımış olan daha önce hiç görmedikleri nesnelerin gölgeleri. Duydukları seslerin de gölgelerden geldiği ve gölgelerin gerçek objeler olduğunu sanıyorlar. Bir gün bir tutsak kaçıp mağaradan ayrılsaydı gördüğü her şeyden öyle kafası karışacak ve korkup telaşlanacaktı ki mağaranın rahatlığına, kendi gerçekliğine geri dönmeyi seçecekti. Başka hiçbir şey yaşamadıklarından, daha önce gerçek bir insan görmediklerinden, insan etkileşiminde bulunmadıklarından dış dünyayı anlayamıyorlar. Bir kuş görünce gölgesinin peşinden gidiyor. Kendi gölgesi onu takip edince ise biri tarafından izleniyormuş hissine kapılıyor. Tıpkı mağaradaki tutsaklar gibi önümüzde gördüğümüz dünyanın gerçek olduğunu inanıyoruz. Bu durumda ise gerçeklik, simülasyon evrenini programlayanlar için bizimkinden çok farklı olabilir. Her şeyin nasıl olması gerektiğinin varsayımı, bizim verilmiş ayrıntılara dayanarak içinde bulunduğumuz dünyanın eksik parçalarını doldurmamıza yol açar. Simüle edilmiş bir gerçekliğin kusursuz işleyebilmesine ve inandırıcı olmasına olanak sağlar. Sadece kendi zihninizin var olduğundan kesin emin olabilirsiniz. Zihniniz dışındaki her şey, çevrenizdeki insanlar, bulunduğunuz oda ve hatta vücudunuzu canlandıran bilinciniz dahi bir simülasyon olabilir.
Peki neden bir varlık böyle bir simülasyon yaratmış olsun ki? Felsefe profesörü Nick Bostrom bu simülasyonun daha üst bir evrende yaşayan insanlar tarafından dünyadaki insan ırkının antik teknolojide yani günümüzde nasıl yaşadıklarını ve neler yaptıklarını görmek ve gözlemlemek istedikleri için yaratmış olabileceklerini iddia etmektedir. Kendi geçmişlerini görmek ve anlamak için bizi simüle ettiler ve tıpkı bir tarih kitabı okur gibi bizi inceleyip öğreniyorlar. Ya da çok gelişmiş bir bilgisayar oyunundaki karakterler de olabiliriz. Belki çok sahiplendiğimiz benliğimiz, kim olduğumuz, yani bizler dahi bir simülasyon olabiliriz. Şimdi bugünden 10 bin yıl ileri gidelim. Bugün çok kompleks bilgisayar oyunları programlayabiliyorsak, 10 bin yıl sonrasına ulaştığımızda teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki, simülasyonlar bile kendi simülasyonlarını programlamaya başlayacak. Bu belki de çoktan olmuştur bile. Belki bir simülasyonun programladığı bir simülasyonun programladığı başka bir simülasyonun simülasyonuyuzdur. Ve bu dünyada aptalca simülasyon oyunları programlayarak gelecekte kendimiz gibi simülasyonlar programlama yolundayızdır. Bu senaryoda kendimizinkinden ayırt edilemez milyarlarca evren var. Olasılıklar bizlerin simüle edilmiş evrenlerden birinde olduğumuz anlamına gelebilir. Elon Musk'a göre bu, belli geleneksel fikirlere naturalist karşılaştırmalar ileri sürmektedir. Yani bir başka deyişle, eğer bir simülasyonda yaşıyorsak daha üst düzey bir varlık var. Ancak bu bizim bir versiyonumuz. Bu felsefe videomda size teknolojik solipsizm ve Platon'un mağara alegorisinden biraz bahsettim. Bu konu hakkında daha anlatacağım birçok parametre var. Eğer bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız devamını yüklediğimde kaçırmamak için abone olun. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.